Turizm deyince Antalya'da bilinenin çok daha fazlası var. Sadece deniz, kum ve güneşten faydalanmak için gelmiyor turistler buralara. Spor turizmi diye çok da bilmediğimiz bir dünya var burada. Dünyanın en büyük futbol takımları, yüzücüleri, kürek takımları, pek çok spor dalının milli takımları mesken tutmuş adeta Antalya'yı. Buna etken elbette ılıman iklimi ama bunun yanı sıra tam teşekküllü sporcuların A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını kapsayan yüzlerce dönüm üzerine kurulmuş oteller de çok önemli. Bu sayede yılın her mevsiminde %80 doluluğa ulaşan tesisler var. Doğru zamanı yakaladığınızda sabah Bey Dağları'ndaki Saklı Kent'te kayak yaparken öğleden sonra hemen altındaki Konya Altı plajında denize girmek mümkün olabiliyor. Ayrıca golf turizmi çok önemli. Bambaşka bir turizm yaratmış bu bölgede. Günümüzde gelişmiş ağaç transplantasyonu yani nakli sayesinde tek bir ağaca zarar vermeden doğayı koruyarak golf sahaları inşa edilebiliyor. Ve golf için ülkemizi ziyaret eden turist her şey dahil gelen turistten kat kat daha fazla para bırakıyor. Antalya çevresinde içinde tam 100 bin ağaç bulunan 1700 dönümlük bir alana yayılmış olan dev golf sahaları var. Bunlardan bir tanesi de Avrupa'nın bir otele ait en geniş oyun sahası olma özelliğine sahip. Gelin şimdi konunun uzmanlarından biri olan Elif Özdemir'den daha ayrıntılı ve ilginç bilgiler alalım. Şu anda Belek'te çok güzel bir golf sahasının içindeyiz ve golf turizmini konuşacağız. Elif Hanım, sizin dedeniz Nuri Özaltın golf turizmi deyince akla gelen ilk isimlerden biriydi ve bir duayendi bu konuda. Siz de üçüncü kuşak olarak bunu devam ettiriyorsunuz, bayrağı daha ileriye taşımaya çalışıyorsunuz. Golf turizminin Türkiye için önemi ne? Golf turizmi deyince akla bir defa 1997 senesi geliyor. Ben daha 7 yaşındaydım o zamanlar ve Belek bölgesindeki ilk golf sahasının açılış yıldır aynı zamanda. O günden bugüne baktığımızda şu anda Türkiye genelinde 18 golf sahası var ve bunların 12 tanesi yine bu bölgede yer alıyor. Bu bölgemizin özelliği yenilikçilik, süreklilik ve aidiyet duygularının üzerine kurulmuş olması. Kumsal turizmine baktığımızda senenin 4 ayından ibaretken spor turizmi, başta golf olmak üzere 12 ay boyunca yapılabiliyor. Bu da tabii ki turist sayısını ve gelirimizi kat kat bir şekilde arttırıyor. Golf turizminin ülkemize ekonomik olarak getirisi ne? Golf turizmi Antalya bölgesinde bir sene içerisinde 180 milyon euroluk bir hatta daha bile fazla bir gelir getiriyor. Bu dediğim gibi sadece golf sporundan elde ettiğimiz gelir. Golf kadar şu anda futbol, tenis, atletizm ve kürek de yapılmakta. Spor Arena'nın başlamasıyla beraber ve çevre oteldeki yatırımlarla beraber bu spor dalları artmaya da başladı. Dediğim gibi hani hava koşulları, doğa koşulları da çok uygun olduğu için dünyanın her yerinden sporcular Antalya bölgesine spor yapmaya geliyorlar. Her yıl çok sayıda takım kışın kampa buraya geliyor. Yüzme ve futbolda durum nasıl? Futbol zaten golfle beraber eşit ağırlıklı bir şekilde büyüyen spor dallarından biriydi Antalya'da. Şu an baktığımızda 600 milyon doların üzerinde sırf futbol kamplarından Belek bölgesi, Antalya bölgesi daha doğrusu gelir elde etmekte. Bir dönemde sadece 2500 takımın geldiği günleri gördük Antalya'da. Şu günde de 1500 takım arasında bir ziyaretçi sayımız var. Sadece futboldan değil birazcık da yüzme ve atletizmden de bahsetmek isterim. Yüzmede Enerji Standart diye bir takım geliyor mesela Antalya bölgesine. Senenin 6 ayı burada antrenman yapıyorlar. Takımda kimler var diye bakacak olursak 10 defa dünya şampiyonu İsveçli yüzücü bayan Sarah Sjöström var. Erkeklerden Michael Phelps'ı Londra Olimpiyatlarında yenen Chad Lacrosse var. Atletizmde baktığımızda herkesin bildiği 100 metre dünya şampiyonu Ramil Guliyev var, Escobar var. Bu insanların hepsi geldiğinizde görüyorsunuz zaten. Belek bölgesinde yaşıyor gibiler. Ve bu bölgede antrenman yapmaktan çok memnunlar. Elif Hanım çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim.